Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçe Lipkovski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Hatırlarsanız Mart ayının sonunda kanalımızda, yani burada yayınladığımız sezon sonu Fenerbahçe Beko'dan gönderilecek 6 isim adlı içeriğimizde Fenerbahçe Beko'nun gelecek yıl için Georgievich'le devam etmeyeceğini sizlerle paylaşmış ve daha sonraları sevgili Yiğit ve Altar Tunçkol'la yaptığımız yayınlarda koç alternatiflerini konuşmaya başlamıştık. BasketTR.com'un haberine göre Fenerbahçe Beko gelecek yıl için koç adaylarından biri olduğu iddia edilen Javi Pascual ile bir görüşme gerçekleştirecek. Hatta İsrail basını Fenerbahçe Beko ile Katalan koç Pascual'in iki defa dolaylı olarak görüştüğünü de iddia etti. Biz de bugün sizlerle gelecek yıl için Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olduğu iddia edilen Javi Pascual ile ilgili detaylı bir değerlendirme videosu hazırladık. İspanyol koçun Fenerbahçe Beko'ya olası transferi sonrasında Fenerbahçe Beko'yu nasıl bir oyun anlayışı bekliyor? Hangi bölgelere net transfer yapar? Fenerbahçe Beko'yu nasıl bir takıma dönüştürür? Tüm bu soruların cevaplarını vermek istiyoruz. Hazırsanız Javi Pascual videomuzun startını veriyoruz. Basketbol kariyerine 1990-91 sezonunda Gava takımında henüz 18 yaşında baş antrenörlük yaparak başlayan Pascual, 4 yıllık üniversite eğitimin hemen sonrasında, yani 1995'te takım elbiseleriyle park kenarına geri döndü. Katalan koç o dönemlere ilişkin verdiği bir röportajda, basketbolda 5-6 yaşındayken ilgilenmeye başlamıştım. Avrupa şampiyonlarını dikkatle takip ediyordum. Antrenör olmak için birçok araştırma yaptım ve sonunda ideal yolu buldum. Gava'da benden büyük oyuncularla çalışıp onlara antrenörlük yaptım. Üniversitedeyken işler biraz aksadı fakat sonrasında her şey istediğim gibi gitmeye başladı. Pascual 1995'te 1997 yılları arasında Cornella'da asistan antrenör olarak görev yaptı. 2004-2005'te Barcelona'nın B takımına baş antrenör olarak atandı. Ertesi sene Dusko Ivanović'in asistanı olarak A takıma yükseldi. 2008 yılında sırf koçun takımdan ayrılmasıyla Barcelona'da head coach olarak göreve başladı. Barcelona'daki ilk yılları için Katalan koç şöyle diyor: "Yöneticiler Ivanović gittikten sonra bana teklif yaptılar. Bu teklifi direkt olarak düşünmeden kabul etmedim. Çünkü neyi yapıp neyi yapamayacağımı anlamam gerekiyordu. Fakat kısa süre içerisinde bu sorumluluğu almak istediğime karar verdim." Katalan koçun kariyeri 2009-2010 sezonunda ciddi anlamda değişiyor. O sezon Siena, Kaunas, Simona, Asvel ve Fenerbahçe ülkenin olduğu A grubundan namağlup lider çıkan Barcelona, top 16'yı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle geçirmişti. Çeyrek finalde evinde oynadığı 2-2 maçın birini kazanıp diğerini kaybedince acaba sorularının bolca yaşandığı bir süreç geçirse de deplasmanda Real Madrid'i 2 maçta da yenerek o sezon EuroLeague şampiyonu oldu. 2010 yılından sonra Barcelona'nın gerek bütçe düşürmesi gerekse şubedeki organizasyonel bozukluk nedeniyle 2016 yılında Barcelona'dan kovuldu ve ertesi sene Yunan temsilcisi Panathinaikos'la anlaştı. Panathinaikos da Avrupa listeli başarılı elde edemediği için kariyere ciddi zarar görmüş olsa da özellikle Zenit'le son 2 yılda Avrupa'nın tekrar saygıdeğer koçları arasında kendine yer buldu. Jordan Lloyd down to the corner. Karasev for three and he connects. Sergei Karasev. Mark with that three-point attempt. Arturis Gudaitis. And at the conclusion, it is Fenerbahçe who have forged a valuable road victory. Javi Pascual üzerinde çok ciddi tartışmalar yaşanabilecek bir koç. Özellikle Zenit'te düşük bütçelerle rollerin çok net dağıtıldığı, yaratıcı kısalara yüksek sorumluluk veren, takım içi dengeleri mükemmel yöneten, savunmadan güç alan çok yönlü bir takım yarattı. Özellikle geçen sezon Kevin Pangos liderliğinde muazzam bir
yıl geçiren Zenit büyük bir sürpriz yaparak normal sezonu 8. bitirip playoff bileti alırken ilk 8 yer alan takımlar içerisinde Barcelona'dan sonra en az sayı yiyen takım olarak öne çıktı. Onun için gelen en önemli eleştiri rakip analizini harika yapan, maç önü planında %100'e yakın isabetle sahaya çıkan bir koç olsa da oyun içerisinde değişiklikler okuyup zamanla tepki vermemesi, zaman zaman oyun içi baskılarda panik düğmesine basıp düzen dışına çıkan bir yapısı olduğunu söyleyelim. Pascual'in oyun sistemini isterseniz koçun kendi ağzından dinleyelim. Gittiğim takımlarda belirli bir set planı hazırlarım. Bu set planını varyasyonlara bölerim. Perde çıkışı nerede olacak, son kat nerede yapılacak gibi. Sonrasında bunlara pratiklere görür, ona göre devam ederim. Bence basketbolun X'ler ve O'lar kısmındaki en önemli olan şey savunma. İdeal bir savunma sistemini göz önüne alalım. Potayı çok iyi korumak birinci amacınız. Bu amacınızı gerçekleştirebilmek için en az 4 amacınız daha var. Çizgi dışındaki şutörlerin hem şut hem de dribbling açısını kapatmak. Close out'lara tuzak kurmak. Baseline'deki topsuz oyunları kontrol edip boş smaç veya turnike pozisyonlarını engellemek. Ve pick and roll oyunu oynandığı anda adam değişimi savunmasını mükemmel yapmak. İşte bu 4 amacınızı gerçekleştirirseniz ana amacınızı da gerçekleştirmiş olursunuz. Daima agresif olun, daima pres yapın, rakibinizi basketboldan nefret etmelerini sağlayın ve sayı yemeyin. Evet, üzerinden hala büyük bir koç mu yoksa Fenerbahçe Beko seviyesindeki bir baskıyı kaldırmaktan uzak bir isim mi gibi tartışmalar yapılıyor olsa da Fenerbahçe Beko'da mevcut koç Georgievich'ten çok daha yüksek standartlarda takımlar yaratan bir isim olduğunu açıkça ifade edelim. Peki Pascual Fenerbahçe Beko'ya gelirse hangi noktaları transfer yapar? Pascual gelirse kesinlikle takıma büyük derinlik atacak, skorer bir guard ve potayı net savunacak Veseli'nin yanına atletik ve uzun olarak takımın çok yönlülüğünü arttırmaya amaçlar. Ayrıca Fenerbahçe basketbolun temel ihtiyacı olan dış şut olan reboundlarda fark yaratacak, oyunu genişletecek bir 4 numarada transferde Fenerbahçe'ye getirebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko'da Pascual ismi ön plana çıkmış olsa da ben Etiudis ve Trinkieri ile de görüşüleceğini düşünüyorum. Bakalım Şaşa Georgievich'in yerine hangi isim Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu olacak? Kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğendiyseniz paylaşıp daha geniş kitlelere erişmesini sağlamayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.